Herkese selam, herkese merhaba, ben Oktay. AgroLemo kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Siz bu videoyu ne zaman izliyor olacaksınız bilmiyorum ama ben uzun zaman sonra ilk defa AgroLemo kariyeri videosu çekiyorum. O yüzden inanılmaz mutluyum, yani anlatamam. İşten güçten yemin ederim vakit olmuyor yani. Vakit olsa da yorgun oluyorum. Discord'dakiler az çok biliyor sebebini. Neyse, anlayışınız için çok teşekkür ederim. Her ne kadar Avrupa Şampiyonası'ndan elenmiş olsak da daha dün elendik. İşte düşünün, bugün pazartesi yani. Bugün Türkiye formamla videoyu çekeceğim. Yensek de yenilsek de Türk'üz sonuçta. Türk olduğumuz için gurur duyuyoruz. Tabii birazcık düzgün futbol oynayıp öyle elenselerdi daha güzel olurdu ama konumuza değil, boş verin şimdi. Şu an kariyere devam edeceğimiz için gerçekten söylüyorum çok mutluyum. Son durumlar neydi, ne oldu, ne gitti hiçbir şeyden haberim yok. O yüzden şöyle bir tekrar bir bakalım en iyisi. Puan durumunda şu anda 25 puanla 4. sıradayız arkadaşlar. Oynadığımız en son maçı Stoke City'ye karşı 1-0 kazanmışız. Ondan önceki karşılaşmayı da kendi evimizde maalesef 2-0 kaybetmişiz. Bir sonraki karşılaşmamız Bristol City'ye karşı. Yine çok ciddi bir rakip, yine harika maçlar çıkacak galiba bu bölümde. Maça girmek için sabırsızlanıyorum arkadaşlar. O yüzden çok fazla laga luga yapmayacağım. Kadromuza bir daha bir göz atalım. Bu arada arkadaşlar, üzerimdeki formayı nereden sipariş ettiğimi bilmek istiyorsanız eğer bana Discord'dan yazın. Videoda söylemek istemiyorum şimdi reklama girmesin diye. Ama bana Discord'dan yazın, ben size web sitesini yollarım. Sipariş edersiniz. Tabi fiyatı sizin için nasıl bilmiyorum ama benim için idare ederdi yani, 45 euro dedim. Ama gerçekten de kumaşı falan güzel arkadaşlar. Çok güzel duruyor yani bence. Şimdi biraz reklam yapmış gibi oldum ama her neyse, dediğim gibi yani sipariş etmek isterseniz bana Discord'dan yazmanız yeterli. Ben size adresini yollarım. Kadroya baktığımız zaman kadromuzdan gayet memnunum arkadaşlar. Ben Buendia'yı yanlış hatırlamıyorsam merkez ofansif orta saha olarak geliştiriyordum. O ne alemde, ona bir bakmak lazım. Onun dışında McLean, Rupp, Onyekuru'muz, Boadu'muz. Badu değilmiş, Boadu'ymuş. Yani çok sağlam kadromuz var, yedeklerimiz de çok iyi. Altyapımızdan çıkan ve ilk maçında 2 gol birden atan Ketola için ise bir satın alma opsiyonuyla yanlış hatırlamıyorsam kiralama teklifi gelmişti. Kabul ettik falan ama galiba devre arasına gidecek, tam olarak bilmiyorum şimdi. Hemen şöyle Buendia'nın pozisyon gelişimi ne alemde ona bakalım. Pozisyon değişimi tamamlanmış arkadaşlar, o yüzden bunu hemen kabul edelim. 80'e yükseldi, çok güzel. Hemen buradan da şöyle merkez ofansif orta saha diyelim, gayet güzel oldu. Mis gibi oldu abicim, mis gibi oldu. İlk karşılaşmaya çıkmadan önce şöyle takvime bakmak istiyorum. Önümüzde 3 lig maçı var. Daha sonra kupa, lig falan diye devam ediyor. Karşımıza hangi karşılaşmalar çıkacak onu bilelim de arkadaşlar. Ona göre hani as oyuncularımı oynatalım yoksa yedek oyuncularımı oynatalım, ona bakmak istedim yani. Rakibimiz 5-2-1-2'lik bir dizilişle sahaya çıkacak. Kaleci forması çok ilginç ama bir yandan da çok güzel gözüküyor. Haydi gelin biz laga loga yapmayalım ve karşılaşmaya başlayalım. Siz videoları falan özlediniz mi bilmiyorum ama yemin ederim ben buraya geçip de şu videoları çekmeyi çok özlemişim arkadaşlar. İşte bizim kadromuz, işte bizim oyuncularımız, bizim çocuklar demeyeceğim. Ağzımız alıştı son zamanlarda ama onu kullanmayalım. Bir süre kullanmayalım. Hadi gelin karşılaşmaya başlayalım arkadaşlar. Yine bir gündüz maçı, en sevmediğim. Buendia, Puakheta mı? Evet, Puakheta ortayı yap. Maalesef. İlk atak bizden geldi ama çok da tehlikeli değildi. Şimdi sol kanattayız. Henry Onyekuru ile çıkmaya çalışacağız. Henry Onyekuru. İstediğim gibi çalım atamadım ama bir şekilde geçtik. Maalesef olmadı. Araya oynayacağım. Boadu. Boadu geriye çek. Maalesef. Hadi. Ah be. Ulan top kaleciyi de geçtiydi ya. Araya güzel oynadım. Özür dilerim kulaklık takanlardan. Maalesef olmadı arkadaşlar. Şimdi ortayı yapıyoruz. Kafa gelir mi? Henry Onyekuru. Maalesef çok kötü bir kafa geldi. Gray. Sağ kanada oynayacak gibi bir his var içimde. Oynarken pas hatası. Şimdi Henry Onyekuru'nun önüne oynamak istedim. Top bir şekilde ona geldi mi? Gelmedi. Quintilla. Özlemişim lan bu oyuncuları. Boadu. Puakheta'nın offside. Offside. Aa, ha bir an yok sandım ama offside gördüm. İşte burada çok bariz bir şekilde offside arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, yorumda falan bulunmayayım diyorum ama ben Türkiye'nin İtalya maçına baktım sadece. Daha sonra ikinci maça bakmadım. Ona bilerek bakmadım. Tercihen bakmadım yani. Üçüncü maça da bakamadım arkadaşlar. Ama çok da bir şey kaçırmadım galiba. Şutunu çek maalesef. Şimdi pasımızı oynuyoruz. Boadu. Boadu'dan 3-5 hareket. Buendia. Buendia topu saklıyor şimdi. Şimdi Boadu pasını oynadı. Sağ kanada. Lan oğlum bana değil. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Sağ kanatta adam bomboş arkadaşlar. Onu oynamak istedim ya. İlk yarı oha bitmek üzere ve sona eriyor artık. Değil mi? Aynen ilk yarı sona erdi arkadaşlar. Ne ara geçti anlamadım. İlk yarı sonucu 0-0. Umarım ikinci yarıda toparlayabiliriz. Şimdi rakip üst sıraları oynayan bir takım olduğu için, bizimle birlikte yani üst sıraları oynayan bir takım olduğu için daha çok dikkat etmemiz lazım. Boadu! Haydi Boadu! Haydi Boadu! Vallahi gol be! 1-0 öndeyiz. 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Myron Boadu. Bu zorlu karşılaşmada takımını 1-0 öne geçiyor Myron Boadu. İşte burada araya oynuyoruz. Myron Boadu güzel ilerledi. Şutunu çekti. Kalecinin müdahalesi yetersiz kalıyor. Çok güzel bir golle bu önemli karşılaşmada 1-0 öne geçiyoruz. Henry Onyekuru hemen yardırdı gördüğünüz üzere. Ama oraya oynamayacaktık. Sağ kanada oynadık. Şimdi Puakheta. Puakheta alırsa büyük tehlike. Fakat güzel. Top yine bizde. Yine istediğim yere oynayamadım. Ya Rab ya Resulallah. Hadi pasını oyna. Pasını adam gibi oyna. Mis gibi pozisyon gitti ya. Artist yapacak diye var ya. Yemin ederim nasıl korktum burada anlatamam. Yemin ederim nasıl korktum. Rakibi asla hafife alamayız. Şampiyonluk bu tarz maçlardan geçiyor arkadaşlar. Henry Onyekuru'nun önüne bırakıyoruz. Henry yardırıyor. Onyekuru yardırıyor. Orta gelmedi maalesef. Korner de değil mi? Bizden çıkmış ya. O da bir başarı. Sakın sakın sakın. Sakın. Sakın sakın sakın. Sakın. Allah'ım bu nasıl bir tehlikeydi ya. Henry Onyekuru'yla sol kanattan ilerleyeceğiz derken Leitner'e gitti top. Bana uyar diyecektim ama yetişemedi. Ne geliyorsa başımıza aceleden geliyor arkadaşlar. O yüzden sakin sakin oynayalım. Oynadı, çalımını denedi, olmadı. Hani son dakikalarda dedim belki güzel bir gol gelir ama gelmedi. Umarım kazasız belasız atlatırız. Pasımı oynadım çok güzel. Geçerse büyük tehlikeye geçemedi maalesef. Hızlı da bir oyuncu ama geçemedi maalesef. Çünkü rakip güzel korudu topu. Aldık topu. Sakin beyler sakin. Çok önemli bir karşılaşma o yüzden aceleye mal yok. Karşılaşmada son anlar ve karşılaşma sona eriyor. Bu zorlu karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılıyoruz arkadaşlar. Takımımızı tebrik ediyorum. Kaldığımız yerden devam edelim bakalım. Simon Schmidt için yapılan 2 yıllık kiralama teklifi kabul edilmiş arkadaşlar. Madem öyle biz de onaylayalım da gitsin kendini geliştirsin. Belki bize maddi açıdan da bir katkısı olabilir. Sıradaki karşılaşmamız Birmingham'a karşı arkadaşlar. Bir bakalım rakibimiz şu an 9. sırada 19 puanda. 2 mağlubiyetleri 4 galibiyetleri var. Çok berabere kalmışlar. 7 kez berabere kalmışlar. Biz ise şu anda 3. sıradayız arkadaşlar. Bir sıra yükselmişiz. Ve liderle aramızda yalnızca 4 puan fark var. Belki de bu bölümde liderliği ele geçirebiliriz. Neden olmasın? İlk 11'de Buendia'nın yerine ne yapalım? Hani sürekli aynı oyuncularla oynamak istemiyorum biliyor musunuz? O yüzden Hernández oynatacağım burada. Ufak bir değişiklik yapmış olalım böylelikle. Gattuida yerine de, daha doğrusu Aarons yerine de Gattuida'yı aldık. Sol kanada da Bayram yerine Quintilla'yı alalım arkadaşlar. Şöyle biraz yedeklerle çıkalım sahaya. Onlar da biraz forma şansı bulsun. Karşılaşmaya çıkacağız ama bu sefer mavi formayı biz alacağız abi. Mavi formayı çok az kullanıyoruz onu fark ettim. Yani mis gibi forma tasarlamışız. Neden kullanmayalım değil mi? O yüzden bu sefer mavi formayı biz seçiyoruz. Rakip de kırmızı formayla sahada olacak. 4-2-3-1 geniş dizilişle sahada olacaklar. Umarım biz onları 4-3-3 atakla geçebiliriz. Lagilugi'yi kesiyoruz ve karşılaşmaya başlıyoruz. AgroLemo Birmingham City karşılaşması Boadu'nun vuruşuyla başladı arkadaşlar. Umarım bu karşılaşmadan da galip ayrılırız ve yolumuza dolu dizgin devam ederiz. Aldık, aldık, aldık. Onyekuru çok güzel. Hernández, hızlı bir oyuncusun. Hernández, 1-0 öndeyiz. Dakika 7, 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Çok güzel, çok temiz, sade bir golle 1-0 öne geçiriyor takımını Hernández. Maçın başında bu gol bize ilaç gibi geldi. En azından geri kalan dakikalarda kafamız biraz olsun rahat olacak arkadaşlar. Ayaklar çarpık mıydı? Bana mı öyle geldi ya? Neyse. Boadu'nun önüne bırakacağım. Haydi Boadu, haydi Boadu. 2-0. Abi maçın çok başındayız ve 2-0 öndeyiz. Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Rakip de hani ahım şahım bir rakip değil şimdi. Orası da ayrı konu ama sonuçta öne geçmek, rahatlamak çok güzel. Elbette fark atmayı isteriz değil mi? Neden istemeyelim? Rakip şimdi sağ kanattan doğru ilerliyor arkadaşlar. Adam bomboş, dikkatli olalım. Of. Kale boş sayılır. Atamadılar. Gerçekten kale boş sayılırdı. Gelin görün ki atamadılar arkadaşlar. Şanslı bir an bizim için. Bu da ama bana ders olsun. Demek ki kaleciyi orada çıkarmamak lazımmış. Haydi Puakheta. Puakheta ilerliyor. Orta yapacağım. Oha, istediğim yere gitmedi. Dur dur. Pasını oyna. Şutunu çek şimdi. Ya bu kadar da kötü şut çekilmez ya. Çok kötü vurdu ya. Mis gibi pozisyon kaçtı be. Henry Onyekuru'nun önüne çok güzel bir pas yerden. Abi geliyordun, neden gittin? Şimdi aldık topu. Pozisyona çıkacağız. Boadu'nun önüne bırakıyorum. Boadu, haydi Boadu. 3-0. Dakika 45. İlk yarıda 3 gol birden buluyoruz arkadaşlar. Çok temiz, rahat bir şekilde oynuyoruz. Güzel bir pas, güzel bir şut ve top ağlarda. Henüz ilk yarı bitmeden 3-0'ı buluyoruz arkadaşlar. Sanırım ligdeki zorlu maçları bir önceki maçla birlikte oynadık. Yani bilmiyorum hepsini oynadık mı ama daha çünkü sezonun çok başı ve ben böyle derken ilk yarı bitmiş bulundu. İlk yarı sonucu 3-0 öndeyiz arkadaşlar. Şu an 3-0 öndeyiz ya, acaba yedeklere şans versem mi ya? Moralleri yerine gelsin biraz. Hani ben de forma şansı buldum falan gibilerine gaza gelsinler. Aha, çok güzel bir pozisyon geçti valla. Puakheta maalesef ağır kaldı. Maalesef ağır kaldı. Topu alamadım orada. Birmingham City ilerlemeye çalışıyor. İzin vermiyoruz derken aman dikkat. Aman dikkat. Henry Onyekuru'nun önüne bırakacağım. Çok güzel. Çok güzel. Gel gel gel. Yerden sert bir orta. Ya abi hep bunun sağ ayak olduğunu unutuyorum ya. Gerçi ona rağmen güzel orta yapıyor ha. Haydi haydi. Haydi Hernández. Pasımı lan Allah'ım ya Rabbim. 3 oyuncu birden değiştiriyoruz arkadaşlar. Yedekler de girsin. Yedekler de şöyle bir maçın bir havasını alsın arkadaşlar. Aman 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 dikkat. Aman dikkat. Sol kanattan hızlı çıkabilir miyiz acaba? Güzel bir pas oynadım. Hernández. Puakheta'yı görüyorum. Puakheta'yı görüyorum. Lan Puakheta'yı ayırmak istedim ama olsun. Myron Boadu. 4-0. 4-0 öndeyiz. Çok rahat bir galibiyet alıyoruz. Bizim açımızdan çok güzel. Umarım bu farkı daha da açarız. Daha da güzel olur. İşte sol kanattan güzel bir orta. Boadu göğüs kontrolü, sol ayağıyla güzel bir şut çekiyor ve topu ağlara gönderiyor. Boadu yanlış hatırlamıyorsam 2 gol birden attı arkadaşlar. Bir gol daha atıp acaba hat-trick yaptırabilir miyiz kendisine? Puakheta yardırıyor. Puakheta'nın önüne bırakıyorum. Şimdi bir çalım deneyeceğim kendisinden. Güzel pas, güzel pas. Sakin, sakin, sakin. Geri oyna. Boadu sen misin? Boadu'yu oynamak istedim. Boadu'yu oynamak istedim. O muydu bilmiyorum. 18 numara, evet oymuş. Boadu'dan güzel bir çalım. Boadu plaseyi vurdu kaleci. Boadu'ya bir gol daha attırmak istiyoruz. Başarabilir miyiz acaba? 2 dakika uzatma verdi hakem. Haydi. Offside olmasın ya. Olmasın. Maalesef offside. Yoksa gerçekten de hat-trick yapmaya gidiyordu kendisi. Maalesef olmadı be. Olsun. Böyle şeyler izleyelim arkadaşlar. Böyle şeyler izleyelim. 4-0 harika bir şekilde galip ayrılıyoruz. Evet yani bitir artık hoca değil mi? 4-0 galip ayrılıyoruz arkadaşlar. Ve yolumuza dolu dizgin devam ediyoruz. Fakat Boadu aynen lan yapmış. Hat-trick yapmış bile, benim haberim yok. O da güzel. O nasıl takım ismi lan? Mazavel. 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 Doğru mu söylüyorum? Mazavel. Neyse. Bu saygıdeğer takım Ketola'mızı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Şöyle bir bakalım tekliflerine. Valla oynatacaksınız gitsin abi. Hem maçta da aynısını söyledim. Yani oynatacaksınız yetki verelim. 2 yıl. Şutladım gitti. Hiç de uğraşmam. Evet arkadaşlar, sıradaki karşılaşmamız Luton Town'a karşı. Ve daha sonra da 2-3 gün sonra bu takımın ismini Osay Samuel'in takımı değil mi bu? O olması lazım arkadaşlar. Kupa maçımız var onlara karşı. O yüzden biraz yedek ağırlıklı çıkacağız. Bu arada şöyle baktığımız zaman liderle aramızdaki puan farkı hala 4. Ama neyse yaparız bir şeyler. Luton Town ligde kaçıncı sırada ona bakmak istiyorum. 20. sırada, sondan 5. Yani bu ne demek? Mutlaka puan kaybedeceğiz demek. Elimizden geleni yapacağız ve bu maçı yedeklerle alacağız arkadaşlar. Çünkü kupa maçına as oyuncular lazım ve onların dinlenmesi lazım. Arkadaşlar bu karşılaşmadan sonra kupa maçı olduğu için yedeklerle çıkacağız maça. Ve takım kadrolarından diyorum ki şöyle yeni oyun planı yapalım biz. Buna da yedek diyelim. Daha sonra da bir dakika, Hernández kalıyor burada. Dürüm içeri alalım. Skip oyuna girsin. Quintilla, Leitner. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere yedek kadromuzu oluşturduk. Bunu hemen böyle kaydedelim. Daha sonra da as kadromuzda, as ilk 11'imizde Buendia'yı tekrardan ilk 11 alalım. Bunu da böyle kaydedelim. Bir sonraki karşılaşmaya direkt olarak yedek kadroyla çıkıyoruz. Yani Onyekuru ve Puakheta yine ilk 11'de, bilmiyorum onları ne yaparız nasıl ederiz ama kalsınlar. Gelin biz tekrardan mavi formayla sahada olalım, onlar da bu sefer beyaz formayı alsın. Rakipteki sol kanat Lua Lua bir ara Karabükspor'da oynayan oyuncu değil mi ya, yoksa bana mı öyle geliyor? Her neyse arkadaşlar, karşılaşmaya başlıyoruz ve Dırm için vuruşuyla karşılaşmaya başladık. Bir gündüz maçı daha. Neyse, güzel başladık bu bölüme. 2 maçta 2 galibiyet aldık. Umarım böyle devam eder. Umarım yedeklerle de galip gelmesini biliriz. Henry Onyekuru'ya bıraktım şimdi tekrardan. Henry Onyekuru çalım denedi. Güzel bir çalım ama maalesef ayağından fazla açtı orada. Sağ kanada oynuyoruz şimdi. Aarons sağ bekten çıktı. Geldi. Pasını oynadı. Dırmiç pasını oyna. Şutunu çek Leitner. Direkten döndü. Hernández. Offside olmasın. 1-0 öndeyiz ve virüs programı beni uyarıyor. Neyse kalsın şimdilik. Ya da tıklayalım bir. İşte burada Dırmiç pasını oynadı. Leitner. Oo, tam çataldan dönmüş lan geri. Tam çataldan dönmüş ha. O da bir başarı ha. 1-0 öndeyiz, dakika 11. Rakip etkili gelmeye çalışıyor. Fakat ceza sahasında kimse yok denilebilir. Top alırsak acilen çıkacağız. Aman dikkat. Şimdi biraz ürkmeye başladım. Of of. Güzel güzel güzel. Darım için önüne mi? Hayır. Onyekuru'nun önüne. Onyekuru ilerliyor. Onyekuru yerden sert bir orta. Kafa. Yerden yapmak istedim ortayı ama Henry Onyekuru sürekli yüksekten yapıyor ama girdi sandım, girmedi zaten. Mis gibi pozisyon kaçtı. Maç eksikliğine veriyoruz. Şimdi sol kanattan geliyor. Luton Town. Lua Lua şimdi pasını oynadı. Galloway. Sakın. 1-1. Dakika 45. Topu ağlarımızda görüyoruz. Pukki'ye çok benziyor. Pukki'ye buradan selam olsun. Pukki seni çok özledik ya. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. İlk yarı 1-1 sona erdi arkadaşlar. Umarım ikinci yarıda aradığımız golü buluruz. Veya golleri. Henry Onyekuru gibi böyle as oyuncularımı aslında çok fazla yormak istemiyorum. O yüzden ve Puakheta tabii ki de. O yüzden onları çok fazla kullanmamaya bakıyorum ama yani mümkünatı yok ya. Bütün pozisyonlar onlarla gelişiyor sonuçta. Yani. Çok basit oldu bu gol ya. Neden böyle oldu? Ama Onyekuru farkı abi. Gerçekten adam çok hızlı. Şutları da güzel. Abi güzel oynuyor adam ya. Gerçekten güzel oynuyor ya. Araya... Aha aha vallahi güzel oynadıydım ha. Hocam faul değil mi o ya? Güzel bir frikik golü gelebilirdi belki. Önde baskı yapıyoruz ama topu alamadık maalesef. Saçma bir gol yemeyelim de başka hiçbir şey istemiyorum. Sağ kanada Puakheta'nın önüne. Puakheta yardırıyor. Puakheta yerden sert bir orta. Şut. Dırmiç atıyor. 3-1 öndeyiz. Demek ki yedekler de işe yarıyormuş abicim. Böyle ara ara yedekleri oynatacağız. Kolay maçlarda falan. Onların da morali biraz yüksek kalsın, yüksek dursun. Şimdi özellikle Puakheta ve Henry Onyekuru'nun kondisyonları düşmesin diye onları maçtan alacağım. Çünkü önümüzde çok daha önemli olan bir kupa karşılaşması var ve ben Buendia ile oynamak istiyorum. Her ne kadar kendi pozisyonu olmasa da ve ek olarak Puakheta Rupp değişimi yapıyoruz. Ardından da Hernández'i sağ kanada alıyoruz. Böyle saçma sapan bir kadroyla yolumuza devam edeceğiz. Sadece bir oyuncu daha değiştirelim. O da kim olsun? Aha aynen. Bu fon cool değişikliği yapalım arkadaşlar. Cool de biraz oynasın. Zaten 3-1 öndeyiz. Buradan da maçı vermeyiz herhalde inşallah, değil mi? Şöyle yedek kalecimiz de biraz karşılaşmalara çıksın, moral bulsun derken adamlar yine bu fonu gösterdi. Dırmiç. İleri oynadım. Leitner. Haydi Leitner. Güzel bir gol atabilirsin. Haydi Leitner ve 4-1 öndeyiz. Dakika 64. Çok rahat bir karşılaşma oluyor bizim için. Yedeklerle oynuyoruz. Demek ki moralliler ki güzel oynuyorlar. Zaten golü buldukça da daha moralli oluyorlar. Bildiğiniz üzere arkadaşlar FIFA'da ilk golü atmak da çok önemli. Oyuncuların morali açısından hemen oyunun gidişatına etki ediyor yani. Ve tabii ki bu morali de iyi değerlendirdiğiniz zaman güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Hii, olmadı. Çok güzel bir şuttu be. Maalesef gol olmadı. Bu arada Demiral da ilk 11 oyuncumuz. Onun da çok yorulmasını istemiyorum. Kupa maçında bana lazım çünkü. Quintilla oynadı pasını. Geri oynayacağım. Çok güzel. Haydi haydi. Aldık bu topu. Rupp ortayı yap. Maalesef ya. Maalesef olmadı. Abi Barcelona ile ne bileyim Juventus'ta falan o golü rahat bir şekilde atardık ama ikincilik takım olduğumuz belli oluyor. Oyuncular çok ağır kalıyor ya. Normalde alışkın olduğumuz bir şey değil. Değil mi? Oyuncuların ağır kalması falan. Çünkü hep büyük takımlarla oynuyoruz ya. Ama ikincilik takımıyız arkadaşlar. Biraz anlayışla karşılamamız lazım. Sol kanattan yavaş yavaş ilerliyoruz. Ortayı yaptım. Şutumu çektim. 5-1 öndeyiz. Lan yedeklerle 5-1 öndeyiz ya. Olacak iş değil ya. Demek ki yedek kadromuz bile arkadaşlar bu ligin üstünde bir kadro. Umarım sezonu çifte kupayla, mümkünse 3 kupayla, kaç kupa varsa artık hepsine talibiz. Umarım sezon sonu güzel bir final yaparız. Ligde bu karşılaşmayla birlikte bu bölümde yani 3'te 3 yapıyoruz. Bu da benim açımdan tabii güzel bir şey. Videoyu izlerken, montajlarken keyif alacağım. haydi 6 olsun. Vur! Allah'ım girmedi yala. Girmedi yala. Neyse. Son dakikada bir gol daha atabilir miyiz acaba? Onu merak ediyorum şu anda. Hızlı çıkalım, hızlı çıkalım. Nein ya. Üf, neyse bitti. 5-1 galip geliyoruz arkadaşlar. Ligde bayağı iyi gidiyoruz şu anda. Gayet memnunum. Umarım bir sonraki karşılaşmamız olan kupa maçında da galip geliriz ve yolumuza devam ederiz. Alacaksanız alın. Beni uğraştırmayın abi. Bir sonraki karşılaşmamız olan kupa maçına çıkmadan önce ligde şu anda ne durumdayız ona bakıyoruz arkadaşlar. 3. sıradayız, 34 puandayız ve liderin sadece 2 puan gerisindeyiz. Çok güzel ilerliyoruz. Umarım sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf biz oluruz. 24 takım var. Bu ne demek arkadaşlar? 23-23, 46 maç oynayacağız demek. 46 maç. Yuh! Neyse 46 maçın 15 maçını oynamış olduk. Yani 4'te 1'i bitmiş oldu. Hadi bakalım arkadaşlar, Brighton karşılaşmasına çıkmak üzereyiz. Rakip 5-2-1-2'lik bir dizilişle sahada olacak. Yedek kadroyla değil tabii ki de az kadroyla çıkacağız. Bir akşam mücadelesi. Umarım sarı formamızda, iç saha formamızda bu karşılaşmadan galip gelip tur atlayan taraf oluruz. Hakkımızda hayırlısı olsun. Myron Boadu son 3 maçta 4 gol attı ve altını çiziyorum, son maçta oynamadı. Bu karşılaşmayla birlikte kendine tekrardan ilk 11'de şans buluyor Myron Boadu ve umarım takımımızı bir üst tura taşıyan golleri atar. Hadi bakalım, Boadu'nun vuruşuyla karşılaşmaya başlıyoruz. Rakibi hiçbir şekilde küçümsemek gibi bir lüksüm yok. Kupa maçındayız. Bir mağlubiyetle bizi kupadan edebilirler. Henry Onyekuru'nun önüne bırakıyorum. Offside olmasın. Olmasın. Fakat yetişemedi zaten. Şimdi sol kanatta Henry Onyekuru'yla çıkmaya çalışıyoruz. Myron Boadu. Hızlı bir oyuncu fakat topu saklayamadı orada. Şimdi Puakheta. Giatuida'nın önüne çok güzel bir pas. Puakheta'ya geri oynayacağım. Puakheta çok güzel bir çalım denedi. Maalesef olmadı. Biraz daha konsantre olalım. Düzgün bir şekilde maçımızı oynayalım. Varsın basit goller atalım ama şu maçı alalım arkadaşlar. Aldık. Henry Onyekuru. Henry Onyekuru'dan çok güzel bir çalım. Henry Onyekuru müthiş geçti oradan. Yerden pasını oynayacak ama sakla topu. Maalesef devamını getiremedik ya. Dakikalar 30. Öyle çok büyük bir pozisyon olmadı şimdiye kadar. Gol için bastırıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Myron Boadu. Aşırtma gelecek. Oy! Kaleci ileriye çıktığı zaman aşırtma yaptıydım. Fakat biraz geç reaksiyon gösterdi veya ben geç kaldım, o da olabilir. Henry Onyekuru boştaymış, onu gördüm ama geç kaldım. Neyse. Yerden pasımı oynuyorum. Henry Onyekuru'dan orta. Başarısız. Sakin. Herkes yerine bir geçsin. Şimdi pasımı oynadım. Çok güzel. 1-0 öndeyiz. Buendia atıyor. Dakika 36. 1-0 öndeyiz Karabağ Kupası'nda. Güzel paslaştık. Hızlı paslaştık. Ve Buendia çok güzel bir vuruşla, düzgün bir vuruşla çok yakın bir mesafeden topu ağlara göndermeyi başardı. Şimdi Bayram. Pasını oynadı McLean. Geriye çek. Sakin. Hızlı çıkıp ilk yarıyı 2 farkla kapatabilir miyiz acaba? Boadu'nun önüne bırakacağım. Boadu. Haydi Boadu. Top Puakheta'da. Puakheta geriye çek. Puakheta haydi. Ortayı yap. Kafa gelir mi? Maalesef gol olmadı. Ve böylelikle de ilk yarı sonucu 1-0. Galibiz arkadaşlar. Umarım ikinci yarı sonucu da galip olan taraf biz oluruz ve ikinci yarıya başlamış bulunmaktayız. Şimdi Rupp pasını oyna. Buendia. Sağ kanatta Giatuida'yı gördüm. Giatuida'nın önüne mi? Puakheta yetişti. Puakheta şutunu çekti. Pasımı oynayacaktım. Bencillik yaptım orada. Henry Onyekuru şimdi sol kanatta pasını oynayacak geriye. Bayram. Orta gelir mi? Gelmedi. Sakin, sakin. Offside mıydı acaba? Neyse, pozisyonun içine ettik zaten. Oradan faul istemek yanlış olurdu arkadaşlar. Çünkü saçma bir pozisyondu. Ha, belki şansımızı deneyebilirdik ama neyse, bu sefer de böyle olmuş oldu. Umarım bu pozisyonları aramayız. Bu arada güzel aldım alt topu. Şimdi sağ kanat Puakheta. Puakheta'dan bir çalım, pasını oynayabilir mi? Oynayamadı maalesef. Acilen bir gol bulmamız lazım. 2-0'ı bulup biraz olsun rahatlamamız lazım. 1-0 her zaman çok riskli. Dakika 82 artık. Henry Onyekuru'nun önüne bırakmak istedim. Olmadı, neyse. Bayram'dayız. Bayram. Şimdi Onyekuru'nun önüne bırakıyoruz. Offside olmasın, maalesef offside. Ve böylelikle de 3 oyuncu birden değiştireceğiz arkadaşlar. Sağ bek, sol bek ve kimi aldım ya, hatırlayamadım şimdi. Skip aldık arkadaşlar. Sağ bek, sol bek ve skip almış olduk. Boadu. Şimdi Boadu'dan bir çalım gelir mi? Puakheta. Al topu geriye çek. Pasını oyna. Şutumu çekiyormuş gibi yapmak istedim. Başaramadım ki. O da şutunu direkt kaleye çekti. Topta gol olsa müthiş olacakmış yalnız. Neyse. En fazla sarı kart çıkar. O da bir şey değil. Dikkat, dikkat. Aman. Karşılaşma bitmek üzere artık. Şöyle yerden pasımı oynayacağım. Sağ kanada oynayacağım. Belki hızlı çıkarsak ikinci golü de bulabiliriz. Güzel olur bizim açımızdan. Puakheta şimdi Boadu'nun önüne bırakacak. Puakheta değil de Buendia, neyse. Buendia. Haydi 2-0. Son dakikada golü buluyoruz. Oyuna yeni giren Buendia. Pardon, Buendia diyorum. Oyuna yeni giren diyorum daha doğrusu. Boadu'nun pası, Buendia'nın şutu. Son dakikada 2-0'ı buluyoruz ve böylelikle de kupada bir süre çıkıyoruz arkadaşlar. Yolumuza devam ediyoruz. Umarım bu galibiyetler şampiyonluğun habercisidir arkadaşlar. Kupada, yani Karabağ Kupası'nda şampiyon olmayı kim istemez? Umarım başarırız bunu. Bakalım bir sonraki turda rakibimiz kim olacak, onu çok merak ediyorum. İnşallah büyük takımlardan biri gelmez. Ya da gelsin ya, onları da yeneriz, ne olacak? Ketola için tekrardan bir kiralama teklifi geldi. Biliyorsunuz ki uğraşmıyorum. Finlandiya milli takımından teklif var. Ben bunu nazik bir şekilde reddedeceğim. Türkiye'den teklif gelirse onu kabul ederim. Ha, aslında baktığımız zaman Cheat Engine'den kendime teklif yollattırabilirim ama bunu tabii ki de yapmayacağım arkadaşlar. Oyunu olabildiğince gerçekçi bir şekilde oynamak istiyorum. Çünkü en güzel öyle keyif alabiliyorum yani. Ve böylelikle de bu bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için size çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Allah sizden razı olsun gerçekten. Yani benim eğlendiğim şeylerle eğer siz de eğlenebiliyorsanız ne mutlu bana. Benim videolarımı izlerken yüzünüzde biraz olsun gülümseme oluyorsa çok mutlu olurum. Yani gerçekten çok çok mutlu olurum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayalım. Umarım bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.